Bütün enbiya hayattar kökleri, bütün evliya taravettar taze semereleri, meyveleri bir şecere-i nuraniyedir, nurani bir ağaçtır ki her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya, her bir davasını mucizelerine dayandıran bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar. Zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bilhakkın atakte sen sadıksın, doğrusun ve hakkı konuşuyorsun derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir iddiaya parmak karıştırsın diye birinci reşya bitiyor ama mükemmel ifadeler gene. Enbiya kök, evet. Evliya meyve, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nurani ağaç. Nurani bir ağaç. Peki enbiyalar, nebiler nebi olduklarını neye dayandırıyorlar? Evet. Mucizelerle insanlara. Ben Allah'ın nebisiyim. Delilin ne? İşte bakınız diyor. Taşın içinden su akıtıyorum. Veya işte ölmek üzere olan hastayı iyileştiriyorum. Veya işte asasını atıyor. Bütün sihirleri, yılanları ejderha olup yutuyor mesela. Peki evliya, onlar evliya olduklarını nereden anlıyoruz? Keramet gösteriyorlar. Evet. Yani harikulade insan gücünün üstünde şeyler ishar ediyorlar. Dolayısıyla bunlar demek ki Allah'ın kudreti onlarda tecelli ediyor. Sıradan insanlar olsa ne mucize gösterebilirler. Çünkü mucize de keramet de Allah'ın fiili. Ne de keramet gösterebilirler. Öyleyse rüştünü ispat eden bu kişiler, peygamber ve evliya olmakla rüştünü ispat eden bu kişiler, sıradan insanlar içinden süzülen bu kişiler, fazilet ve kemalat mertebelerinde terakki eden, yücelen, yükselen bu kişiler, hangi beşikte sallanmış da buraya gelmiş veya hangi yolda yürümüş de buraya gelmiş veya hangi manadan istifade etmiş, hangi feyizden istifaza etmiş de bu noktaya ulaşmışlar. İşte onların dayandığı yer, aldığı ve bu manayı aldığı yer neresidir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyebiliriz değil mi? Evet. Yani şeriat aynı, söylem aynı. Fiiller aynı. Yani bir genişlik, bir darlık meselesi var yani. Değil mi? Bir de zaman mekan. Zaman mekan farklılığı var. O zamanki insanların hareti ruhiyelerine göre hitap etme şekli farklı olabiliyor. Ama ruh, mana, hemen hemen hepsinde bütün peygamberlerde secde var. Bütün peygamberlerde rüku var. Bütün peygamberlerde kıyam var. Bütün peygamberlerde aynı mana etrafında kıraat var. İman hakikatlerinde zaten şeksiz i̇man, şüphesiz. İman esaslarında dediğiniz gibi hepsi birlik bir. Var. Dolayısıyla bütün bu manadaki peygamberlerle bir olması ve mucizat cihetiyle de benzerlik göstermesi gösteriyor ki bütün davalarına, mucizatlarına istinaden bütün enbiya amenna ve saddakna diyor. Sadakta ve bir hakkına takta derler. Sen de bizdensin, sen de bizimle berabersin, sen de bizim davamızı paylaşıyorsun. Hem de daha mükemmel diyorlar manen yani. Evet. Bütün evliyalara da bakıyoruz. Ne söylemişse aynı şeyi söylüyorlar. Ondan sonra ne göstermişse mucize olarak onlar da kerametlerine itimat ederek ve o dini İslam'dan aldıkları feyizleri kendi üzerlerinde göstermek, içtimai hayatlarında bunu neşretmek suretiyle ne diyorlar? Evet, sen hak söyledin, doğru söyledin. Hani diyor ya, elhamdülillah. El-feddu mâ şehidet bihil âde. Yani İslam dinine bağlı olmasa da ama maneviyattan haberdar olan, bir haber olmayan insanlar da bunu tasdik ediyor. Üstadları Bernard Shaw diyor mesela. Ondan sonra bu manadaki o hukukiyun toplantısında 1927'de Üstad Şeybel diyor mesela. Değil mi?
Onsa Prens Bismarck diyor mesela. Bütün bunlar bir yerde ittifak ediyorlar. Yani senin getirdiğin bu kanunlar, senin getirdiğin bu güzel kriterler, özellikler, prensipler insanlığı kurtarmaya kafi ve vafidir. Biz Avrupalılar 2000 sene sonra bile o şeriatın künhüne biz de yetişebilsek, esaslarına cami bir şekilde bir sistem kurabilsek kendimizi bahtiyar addederiz demeleri gösteriyor ki herkes sağduyu olmak şartıyla, ondan sonra ideolojik davranmamak şartıyla onun davasına adeta imza basıyor. Değil mi yani? Yani insanlık semasının güneşleri, ayları, evet, yıldızları mesabesinde ne kadar insan varsa, evet, onların hepsi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği davanın altına imza atıyorlar. Evet, haktır, doğrudur diye. Doğrudur. İşte böyle şahsı maneviye sahip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bütün dünya aslanlarının diyor, bağlı olduğu bir zinciri hiç mümkün müdür ki hileli tilki koparabilsin? Yani öyle bir zincir ki, Hazreti Muhammed var o zincirde, Hazreti Adem'den ta işte kendisine kadar bütün peygamberler var, Abdülkadir Geylanlar, İmam-ı Rabbanlar, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafiler, İlahir, bütün evliyalar, bütün akdaplar, bütün işte şeyhler, mütekellimler, müçtehitler, ehli ilim, ehli irfan, ne kadar güzel insan varsa, ne kadar mükemmel, kamil manada insan varsa, hepsi orada bağlı, o zincire bağlı. İslamiyet'e, dine, Kur'an'a, imana, İslam'a, la ilahe illallah'a bağlılar. Şimdi birkaç tane hileli tilki de çıkabiliyor zaman içerisinde çeşitli ideolojik veya dinsiz cereyanlar adı altında. Onlar hiç mümkün değil ki bu zinciri koparabilsinler demiş Tiryak'ta geçen bir cümle. Maşallah. Müthiş bir ifade değil mi? Elhamdülillah.